İsrafil Türkmen 37 yıldır garsonluk yapıyor. Bir gün eline kürdan battı ve deyim yerinde ise ölümden döndü. Ufak bir kürdan batması yüzünden ameliyat olan, tüm kolu alçıya alınan Türkmen'in müşterilerden bir ricası var. Peçetelerin içine kürdan koymayın. Geldiyse bu kürdanla geldi başıma maalesef. Eline kürdan battı, ölümden döndü. İstanbul Nişantaşı'nda 37 yıldır garsonluk yapan İsrafil Türkmen'in eline kürdan battı. Pandemi öncesi, bu kapatmadan önce aile bir müşterimiz geldi 4 kişi olarak. Yemek yediler, oturdular. Kalktıktan sonra masayı temizlemeye gittim. Temizledim, bütün tabakları aldım ve peçete vardı. Peçeteyi alayım dedim, yani temizliyorum. Bir bak, altında kürdan varmış, elime battı. Bir tane kürdandan ne olur demeyin, çünkü bu basit bir kürdan bile İsrafil Türkmen'in neredeyse hayatına mal oluyordu. Enfeksiyonlu kürdanmış. Çünkü kullanılan kürdan devamlı enfeksiyon taşıyormuş. O yüzden birkaç tabii ki sıktım onu, kanattım, kolonya sürdüm. Pandemi dönemi de olduğu için her şeyde şüphe alıyoruz. Birkaç gün geçtikten sonra kızarmaya başladı. Eli şişmeye başlayan Türkmen doktora gitti. Ancak şikayetleri geçmeyen İsrafil Türkmen yeniden hastanenin yolunu tuttu. Ameliyata girdim. 6 gün hastanede yattım. Yattıktan sonra çıktım. 30 gün devamlı alçı sökülüyor. Batikonlu suya konuyor. Tekrar pansuman oluyor. Tekrar sarılıyor. Çünkü kolun hareket etmemesi gerekiyormuş. Hareket ettikçe enfeksiyon yukarıya yürüyormuş ve burada tuttular enfeksiyon. Eğer biraz da hareket ede vücuda dağılıyormuş. Ve doktor dedi ki kana karışsa dedi kurtulma şansın sıfır dedi. İsrafil Türkmen'in bir de isteği var. Herkese söylüyorum, aileme söylüyorum, arkadaşlarıma söylüyorum, diyorum ya kürdanla başıma bu geldi. Herkes gülüyor ama sonra anlatıyorlar, resimleri gördüğü an eyvah eyvah diyorlar. Tabii insanlar bundan sonra daha dikkatli olur da o peçetenin altına o kürdanı koymazlar da yani sonrası pideye de koyuyorlar, batırıyorlar. Onu bir kedi köpek yiyebilir, onlara da mal olabilir. Tabii bundan sonraki çalışan arkadaşlara da yani bir nebze dokunabilirse ne mutlu bize.